çık. Organizasyon çok faydalı. Çünkü bizim de onların yaşadıklarını anlamamız gerekiyor. Her ne kadar uzaktan düşünsek de yaşadıklarını görerek bunu tecrübe etmeye çalışsak da, düşünmeye çalışsak da. Hayır, hayır. Kesinlikle kolay geçmeyecek. Birçok şeyin farkına varacağımızı umuyorum. Psikolojik alanda engelli olmayan bireylere çok ciddi farkındalık katacağına inanıyorum. Parkur zor geçecek. Çünkü yani serçe parmağımı incittiğimde bir de hayat benim için zorsa, burada ayağı veya başka bir uzuvu olmayan veya gözü görmeyen bir insanı hayatını tecrübe etmek çok zor olacaktır. Engelli arkadaşlarımızın farkındalığı için çok yerinde bir organizasyon. Bu organizasyonla aslında düzenleyen bizleriz Poolside olarak. Bu organizasyonla hem aramızda çalışan arkadaşlarımız, engelli arkadaşlarımız için birçok şeyin farkına varacağımızı umuyorum. Engelli olan arkadaşlarımızın yaşadıkları zorlukları, yaşadıkları ruhsal, duygusal zorlukları görebilmek adına bence çok olumlu olacak ve daha duyarlı hale geleceğimize inanıyorum. Benim için zorlu geçecektir. Çünkü ben bazen böyle gözlerimi kapatıp yürümeye çalışıyorum ve gerçekten çok zor bir şey. Yapamayacağımı düşündüğüm yerler var. 5 dakikadır izliyorum burada. Parkurdan geçen bütün arkadaşlar zorlanıyor. Zor gibi görünüyor. Biz her zaman görmezden geliyoruz aslında. Üzerine bir detaylarına girip aslında ayrıntısını düşünmüyoruz. Onların durumunu neydi hiç düşündüğümüzü hatırlamıyorum yani. Bir dönem parmağım kırılmıştı ve tek kolumu kullanamadım. Onda bile tek parmağım bile insan vücudunda bir uzun eksikliğinin ne kadar önemli olduğunu, hayatı nasıl olumsuz yönde etkilediğini yaşama fırsatı oldu. Engel tabii zihinlerde. Engelleri aşabilmek için insanın öncelikle kendisini tanıması lazım. Sonra da topluma olan sorumluluğunu hissetmesi gerekiyor. Sosyal hayatını etkileyen, aileleri tarafından terk edilen, mimari sıkıntılar yaşanan, sosyal ilişkileriyle evden çıkamayarak antisosyal hale gelebilen durumlar ifade ediyor. Bunlar için bence destek olmamız gerektiğini düşünüyorum ve empati yaparak karşımızdakilere yardımcı olmamız gerektiğini ve dışlamamamız gerektiğini düşünüyorum. Hissiyat anlamında onların nelerle karşılaştığını bugüne kadar fark edemeyişimizin önüne büyük bir tecrübe olarak geçmiş olan bir etkinlik. Her şeyden önce yaşatmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Benzer bir şey çok şükür gelmedi ama gelmeyecek anlamına da gelmiyor. Allah korusun. İnsanların tüm ömrü boyunca bu şekilde yaşadığını düşünebilmek gerçekten ürkütücü ve korkunç. Gerçekten çok kötü bir şeymiş. Şok etkisi oldu. Bir kez daha anlamış oldum. Gördüğüm bu noktadan 10 saniyede kat edebileceğim mesafeleri belki 2 dakikada bitirebildim. Zordu. Yani düşündüğümüzden daha zormuş. Çok kötü. Yanınızda bir de yardımcı olacak birisi olmazsa daha da kötü. Oldukça zorlandım. Beklediğimden daha zor çıktı diyebilirim. Özellikle koltuk değnekleriyle yorucuydu. Tedirgindi, çok fenaydı yani. Zorlanacağımı da tahmin etmiyordum aslında. Bilmiyorum, çok zordu yani. Parkur kolay gibi gözüküyordu ama tekerlekli sandalye oldukça zordu. Her gün düşünemiyordum, mümkün değil. Ben kendi adıma eskisinden bu konuda çok daha fazla duyarlı olacağımı düşünüyorum. Düşünce yoluyla anlamaya çalışıyordum ama
gerçekten yaşayarak bunun daha zor olduğunu gördüm. Farkında olduğunu zannediyordum engelli arkadaşlar adına ama bunun çok geçersiz bir şey olduğunu anladım. Şehir içerisinde genelde arabaları, park ettiğimiz yerleri düşündüm. Kaldırımdaki bu özel için yapılan rampa yollarının önüne araba konduğunda onların nasıl bir sıkıntı çekeceğini düşünemiyorum bile. Farkındalık elde ettik. Bu tarz durumları yaşayan arkadaşlarımızın neler yaşadığını, neler hissettiğini daha iyi anlayabildik. Hissetmemi sağladı. Farkındalık oldu ama farkındalığı yani biliyoruz bu insanların neler yaşadığını ama bunu sürekli aklımızdan çıkarmamamız lazım. Bana empati kazandırdı. En azından gördüğüm insanlara yardım etmem gerektiğini, ne yaşadıklarını düşünüyordum ama tecrübe etmediğim için bilmiyordum. Şimdi biraz daha düşünebiliyorum nasıl olduklarını düşünebiliyorum. Yardım etmem gerektiğini, daha fazla yardım etmem gerektiğini öğretti. Fiziki olarak nasıl yardımcı olabilirim bilmiyorum ama duygusal olarak onları bir şekilde destekleyebilir miyim düşünmeye başladım. Şimdi güzel bir uygulama. Düşünen, uygulayan, uygulatan arkadaşlara teşekkür ederiz. Ayrıca engelli olmak kusur değildir.